Hepinize merhaba. Bugün sizler için hazırladığım çok iyi bir listeyle karşınızdayım. Listeye her videoda olan filmler yerine daha az bilinen iyi filmlerden seçtim. Bu yüzden videoyu izleyecek bir şey bulmadan kesinlikle kapatmayacaksınız. Eğer yakın zamanda çekeceğim film ve dizi önerilerini takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse fazla dolandırmadan listeye başlayalım. Listemizin ilk filmi Güdü. Sevilya'da yaşayan karakterimiz bir noterde çalışmaktadır. Hayal gücünden yoksun ve yazmayı becerememesine rağmen yazar olmak istemektedir. Hatta hayattaki tek isteği yazar olmaktır. Karısı Amanda ise tam tersi bir hayata sahip. Yazar olmayı hayal etmese bile Amanda'nın yazdığı kitap çok satanlar lisesindedir. Yani kadın bayağı ünlü bir yazar. Karısının kendisini aldattığını öğrenen Alvaro bunun ardından ondan ayrılıp hayallerinin peşinden gitmeye karar veriyor. Yazma konusunda bir eğitmenden yardım alan karakterimiz kurgunun gerçek hayattan beslendiğini keşfettikten sonra ilk romanını yazmaya başlıyor. Alvaro sırf iyi bir roman yazabilmek için komşularını yönlendirmeye başlıyor. Önce masum masum sadece komşularını dinliyor ve onları kitaba yazıyor. Sonradan işlere renk katmak için aklınıza gelebilecek her şeyi yapmayı göze alıyor. Sadece iyi bir kitap yazmak için insanların hayatlarıyla oynamaktan çekinmiyor. Film aslında insanları aptal görmenin ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi özetlemiş. Karakterimiz bu kitap yazma fikrine kendini öyle bir kaptırıyor ki gözü hiçbir şeyi görmüyor. Resmen her şeyi yapabilecek bir duruma geliyor. Gerçek hayatta da buna benzer şeyler yaşanabileceği için izlerken iyice ürküyorsunuz. Sonuçta insanlar da tıpkı filmde olduğu gibi kendi çıkarları için her şeyi yapabilir. Güdü izlemesi keyifli ve size her fırsatta şaşırtmayı başaran bir film. Ayrıca filmi izlerken sürekli ahlaki yargılamalar yapıyorsunuz. Yani hem keyiflendiren hem de düşündüren bir film. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız kesinlikle göz atın. Listemizin ikinci filmi Beast of No Nation. Film ülkesinde korkunç bir savaşa maruz kalan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Savaşın bir çocuğu nasıl değiştirebileceğini anlatan şahane bir yapım. Film boyunca zorla savaştırılan çocukların yaşadıkları zorlukları, psikolojilerini, çaresizliklerini izliyoruz. Filmi izlerken doğal olarak çocuklara acıyoruz. Ama bizim onlara acımamızı sağlamak için senarist yönetmen hiç uğraşmıyor. Sanki gerçek hayattan sahneleri önümüze koymuşlar gibi hissediyorsunuz. Her şey o kadar gerçekçi. Öyle yerinde nokta atış yerleri gösteriyor ki ister istemez İçiniz paramparça oluyor. Özellikle küçücük bir çocuğun öğretilenlerle ne kadar vahşileşebileceğini görmek insanı biraz dehşete düşürüyor. Belki yolda görseniz yanağını sıkıp bir şeker vereceğiniz çocuk onlarca insan öldürmüş. Film tamamen gerçek olaylardan alınmış. Bu yüzden söylediğim gibi her şey olabildiğince gerçekçe geliyor. Çocuk asker kavramını eminim bir kere olsun duymuşsunuzdur. İlk duyduğumuzda bu kavram bizler için çok önemsiz geliyor. Ama filmde bu olguyu direkt görünce insanı derinden etkiliyor. İşte Beast of No Nation çocuk asker kavramını en sert ve en gerçekçi biçimde göstermiş. Özellikle atmosfer ve gerçekleşen olaylar çok etkileyici. Oyunculuklar da çok iyi olunca insanı derinden etkilen bir film çıkmış. Film boyunca en garip hissiyat, bir yandan çocuklara acırken bir yandan da yaptıklarını görünce çocuklardan korkmak. Yani kısacası film size karma karışık duygular hissettiriyor. Beast of No Nation her dakikasını gözünüzü bile kırpmadan izleyeceğiniz iyi bir film. Eğer bu tarz savaş filmlerini veya çocuk dramalarını seviyorsanız kesinlikle izleyin. Listemizin 3. filmi Cam. Kamera Alice adında bir genç kızın hikayesini konu ediyor. Alice ismindeki güzel ve genç kız üye olduğu bir programda canlı yayınlar yaparak para kazanmaktadır. Twitch'in daha dinsel ağırlıklı olduğunu hayal edin öyle bir site. Popüler oldukça daha fazla para kazanmaya başlayan genç kız sitede ilk sıralara gelmek için elinden geleni yapıyor. Ama elinden geleni yapıyor demek az bile. Aklınızın almayacağı her şeyi yapıyor. Zaten filmi izlerken sürekli şöyle diyorsunuz. Yok artık bunu da yapmazsın. Sürekli bu cümle aklınızdan geçiyor. Büyük bir hırsla üst sıralara gelmek için çalışan kızımız bir gün siteye girdiği sırada kötü bir sürprizle karşılaşıyor. E-posta adresiyle siteye giriş yapamayan Alice kendi sayfasında başka birinin yayın yaptığını görüyor. Sitede bir sorun olduğunu eski yayınlarının verildiğini düşünse de gerçek bambaşka. Profili başka biri tarafından çalınmış ve üstelik yayını yapan kişi de kendisinin kopyasıdır. Alice internetteki hayatının çalınmasıyla tam bir çöküş yaşıyor. Genç kızın hayatına eskisi gibi devam edebilmesinin tek yolu taklitçisini alt edip hesabını geri almaktır. Film boyunca Alice'in hesabını geri almak için neler yaptığını izliyoruz. Aslında ben de YouTube hesabımı açmadan önce kızın yaptığı her şeyi mallık olarak görüyordum. Yani hesabı çalındıktan sonra çökmesini, hayattan kopmasını anormal olarak görüyordum. Ama kanal açtıktan sonra bu işlerin ne kadar emek isteyen bir iş olduğunu gördüm. Herhalde benim de kanalıma bir şey olsa ben de geri almak için elimden gelen her şeyi yapardım diye düşünmeye başladım. Yani kız kadar ileri gitmesem de elimden gelen her şeyi yapardım. Tabi kızın yaptığı iş bambaşka ama aptalca ve manyakça da olsa ortada bir emek var. Sonuçta aylardır yayınlar yapmış. Düşünsenize bir dükkanınız var. Sabah işe gitmek için uyanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz dükkan yerinde yok. Bakın dükkanın içindekiler gitse neyse. Ama direkt dükkanın kendisi yok. İşte sosyal medya işleri de aynı bunun gibi. Kız da bir bakıyor hesap gitmiş kafayı yiyor. Hesabı almak için aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyor. Film aslında bağımlılıklarının insanı ne hale getirebileceğini mükemmel özetlemiş. Kız sosyal medyaya öyle bir bağlanmış ki onu kaybettiğinde aslında hayatı da bitmiş oluyor. Eğer sosyal medyanın insanlara ne kadar zarar verebileceğini anlatan filmleri seviyorsanız kameraya bir bakın derim. Son filmimiz Circle, bir çemberin içinde hapsolan bir grup insanın hikayesini konu ediyor. Birbirini tanımayan 50 kişi uyandıklarında kendilerini gizemli bir odanın içinde buluyorlar. İnsanlar belirli bir süre geçtikten sonra bir insanın öldüğü kırmızı bir çemberin içinde hareketsiz şekilde durmaktadır. Her turun sonunda insanlar birbirlerine oy vererek ölmelerini sağlıyor. O tur en çok oyu alan kişi ölüyor. Oyun son bir kişi kalana kadar devam ediyor. İnsanların kendilerine gelince ne kadar acımasız olabileceğini şahane özetleyen bir film. Her yeni oylamada insanların daha da vahşileştiğini izlemek acayip keyifli. Filmdeki diyaloglar da gerçekçi yazıldığından sanki siz de o çemberin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Az insan kalmaya başladıkça herkes kendi yüzünü daha da göstermeye başlıyor. Böylece her etapta bir insanın gerçek yüzünü görmeye başlıyoruz. Circle insan içgüdüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu çok iyi özetleyen bir film. İnsanların yaşamak için her şey yapacağını bir kere daha izliyoruz. İnsanlar tehlike altındayken etik ahlak gibi kavramları unutup öyle karar veriyor. Özellikle bu filmde de en sevdiğim şey sürekli etik ve ahlaki yargılamalar yapmanız. Ve izlerken kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Ben orada olsaydım nasıl oy verirdim, ne yapardım? Sanki siz de o odadaymışsınız da siz de oy veriyormuşsunuz gibi izliyorsunuz. Karşı tarafa oy atarken sadece kendi vicdanlarını rahatlatmak için uydurduğu bahaneleri izlemek çok güzel. Circle çok iyi bir film. Eğer psikolojik gerilim filmlerini seviyorsanız kesinlikle izleyin. Listemiz buraya kadardı. Listedeki her film ayrı ayrı konulara sahip iyi filmler. Hangisini seçeceğim diye kararsız kaldıysanız son filmden ilk filme doğru izlemeye başlayabilirsiniz. Ben izlediğim filmlerde en çok bana ne kattığına ne ders verdiğine dikkat ediyorum. Önerdiğim 4 filmde de bahsettiğim şey fazlaca var. Aslında büyük sorunlara küçük pencereden bakan filmler. Bu yüzden izlerken sanki günlük hayatta çok da önemsemediğimiz ama büyük sorunlara göz atıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu da izlemeyi aşırı keyifli hale getiriyor. Neyse umarım filmler hoşunuza gitmiştir. Buna benzer daha fazla liste videosu çekmeyi planlıyorum. Eğer izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.